Futbolu başladığı kulüpte bırakan nadir isimlerden bir tanesi o. Milan için Maldini, United için Giggs ne demekse Galatasaray için de o aynı şeyi ifade ediyor. Enlerin ve ilklerin adamı. Galatasaray'ın yaşadığı büyük zaferlerin altına imzasını atan büyük kaptan, cesur Bülent Korkmaz'ın hikayesi şimdi sizlerle. Bülent Korkmaz, Malatyalı Nevin ve Osman Korkmaz çiftinin ikinci çocuğu olarak 24 Kasım 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Söylenene göre baba Osman Korkmaz, Bülent Ecevit'i çok seviyordu ve oğluna da Bülent ismini verdi. Amcası da adının cesur olmasını istiyordu. Daha sonra bazı olaylar gelişti ve nüfus müdürlüğünde yapılan bir işlem sırasında cesur adı silindi ve sadece Bülent kaldı. Fakat aile arasında kullanılan isim çoğunlukla Cesur oldu. İlerleyen yaşlarında da bu ismi fazlasıyla hak etti. Cesur, Bülent Korkmaz. Çocukluk yıllarını Fatih Edirnekapı'da geçiren Bülent Korkmaz, derslerde zilin çalmasını dört gözle bekler, ders aralarında okulun bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynardı. Hatta bir takım kurup kendi formalarını bile yaptırmışlardı. Biz beyaz şort aldık, formayı aldık Sirkeci'den. Sonra beyaz şortları bir'ye diktirdik kenarlarına kırmızı. Mahalle maçı yapardık, formalı mahalle maçı yapardık. Mahalle takımıyla bir turnuvaya katılıp orta saha olarak oynayıp gol kralı oldu. Ortaokula geçtiğinde Florya'ya taşındılar. Daha sonra okulun voleybol takımına girdi. Bir süre voleybolla ilgilendi, kaderin cilvesi olsa gerek voleybol takımıyla girdikleri turnuvada Galatasaray'a kaybedip turnuvadan elendiler. Yeni evleri Galatasaray Futbol Kulübü'nün bugünkü tesislerinin karşısındaydı. Bir gün evinin yakınlarında top oynarken Galatasaray altyapısından Salih Bulgurlu ve Ahmet Keskinkılıç tarafından fark edildi, altyapıya kazandırıldığında da henüz 11 yaşındaydı. O günler için sonradan şunları söylüyordu. Galatasaray formasını bir gün giyeceğim diyordum ama daha 11 yaşında giyeceğimi rüyamda görsem inanamazdım. Bir gün bana seni Galatasaray alalım gelir misin dediler. İşte o an Galatasaray maceram başladı. O gece sabaha kadar uyuyamadım. 11-12 yaşında renklerine gönül verdiğim takımın futbolcusu olacaktım. Ertesi günü iple çektim. Tuttuğum takımın her gün uzaktan baktığım Galatasaray kulübünün içindeydim artık. Altyapıda oynarken Şenlikköy Ortaokulu'nu bitirdi. Galatasaray'da antrenmanlardan sonra kaleci kazağını giyip kaleye geçiyor, Müfit Hoca ona şut çekiyordu. Daha sonra senden kaleci olmaz deyip onu orta sahaya, daha sonra da libero'ya kaydırdılar. O dönem kadrosunda yer aldığı Ahmet Keskinkılıç yönetimindeki minikler takımı Yıldızlar İstanbul şampiyonu oldu. 14 yaşında Bülent Ünder tarafından 14-16 yaş gençler takımına alındı. Futbol hayatında basamakları takılmadan çıkmasının en büyük sebebi sahip olduğu hırs ve heyecanıydı. Gençler takımında oynadığı dönemde ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Gençler Türkiye şampiyonluğu. Gençler takımının ardından girdiği PAF takımıyla U21 Türkiye şampiyonluğunu kazandı. O dönemi şöyle anlatıyordu. Bülent Ünder hocamdan çok şey öğrendim. U21 Türkiye şampiyonu olduk. O sırada genç takım ve U21 ile amatör ligde, 3. ligde devamlı maç yapıyordum. Haftanın 3 günü değişik kategorilerde Galatasaray forması altında oynuyordum. Genç takımlar Türkiye şampiyonluğunun ardından Bülent Korkmaz, İhsan, Hüseyin ve Tugay ile birlikte Bülent Ünder tarafından A takıma gönderildi. Derval ve Mustafa Denizli döneminde A takım ile idmanlara çıkmaya ve forma giymeye başladı. Küçük Yusuf, onun ortası. İlhan uzaklaştırmaya çalışıyor, Ferhat boşa çıkıyor. Bülent'in kafa vuruşu ve Galatasaray'ın üstünlük golü. Lig maçlarının yanı sıra birçok Avrupa Kupası maçlarında da forma şansı buluyordu. Sahip olduğu hırs Bülent Korkmaz'ın Galatasaray'daki yerini her geçen gün sağlamlaştırıyordu. 24 Şubat 1988 günü Bülent Korkmaz Galatasaray A takımı ile ilk resmi maçına Kayserispor'la oynanan kupa maçında çıktı. İlk lig maçı ise 21 Ağustos 1988'de oynanan Karşıyaka maçıydı. Avrupa kupalarındaki ilk maçına ise 7 Eylül 1988'de Rapid Wien karşısında çıktı. O dönem takımın teknik direktörü olan Mustafa Denizli, genç Bülent'e ilk sezonunda 8 Avrupa maçının 7'sinde şans verdi.
Lig maçlarında ise ilk tercih değildi. Lig maçlarından çok Avrupa maçlarında oynadığı için bir ara adı Avrupalı Bülent'e çıktı. Bülent Korkmaz'lı Galatasaray 1988-89 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale kadar çıktı fakat Steaua Bükreş'e elenerek kupaya veda etti. Bülent A takıma girmiş olmanın mutluluğunu yaşadığı dönemde eşi Banu ile tanıştı. Profesyonel olarak mukavele imzaladıktan 2 sene sonra 22 yaşındayken evlendi. Evliliğinin 4. senesinde ilk çocukları Selen, 9. senesinde ise ikinci çocukları Ezgi dünyaya geldi. A takımın çiçeği burnunda futbolcusuyken bir aile ortamında eşim Banu ile tanıştım. Yıldırım aşkı bu olsa gerekti. Bir yanda futbol aşkı ve bir yanda ömür boyu sürecek bir evliliğin kıvılcımların atıldığı bir aşk. 1992-93 sezonu öncesi Mustafa Denizli takımdan ayrılıyor, sonraki sezonlarda Bülent, Feldkamp, Holman, Saftik, Sunes gibi teknik adamlarla çalışma şansı buluyordu. Bülent Korkmaz'ın Galatasaray kariyerindeki ilk lig şampiyonluğu ise 1992-93 sezonunda Feldkamp teknik direktörlüğünde geldi. Bir sonraki sezon ise Reinhard Holman yönetiminde şampiyonluğa ulaşarak Galatasaray lig tarihinde 10. şampiyonluğunu yaşıyor, Bülent de kariyerinin ikinci lig şampiyonluğuna kavuşuyordu. Ardından takımın başına Fatih Terim geldi. İlk sezonunda Filipescu'nun yanında görev aldı Bülent. Fatih Terim'le ilk sezonda da Galatasaray 11. şampiyonluğunu yaşıyordu. Kupa Bülent'in ellerinde, Tugay yanında, işte iki genç yetenek. O sezon takıma Hacı gibi bir dünya yıldızı da katılmıştı. Takım üzerinde de saygınlığı ve ağırlığı giderek artan Bülent kaptanlığa kadar yükseldi. 1997-98 sezonuna girerken takımdaki Rumen oyuncu sayısı artıyor, defans bölgesine Popescu transfer ediliyordu. Galatasaray o sezonki defans dörtlüsünü Fatih, Popescu, Bülent ve Hakan'dan kuruyordu. Özellikle Popescu ile birlikte oynamaya başladıktan sonra, yani 28 yaşından sonra Bülent Korkmaz futbolunu daha da geliştirdi. Popescu ile birlikte Galatasaray tarihinin en iyi defans ikilisini oluşturdular. Galatasaray sezonu bir kez daha şampiyon tamamlıyor, Bülent Korkmaz da Galatasaray'ın 11'indeki değişmezlerden biri haline geliyordu. 1998-99 sezonuna girerken Galatasaray çok önemli bir transfere imza attı. Bu transfer Bülent Korkmaz'ın kariyeri ve oyunu açısından da çok faydalı olacaktı. Brezilya ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamış büyük kaleci Taferel artık sarı kırmızılı takım için mücadele edecekti. Defans hattı iyiden iyiye kemikleşmeye başlıyor, Galatasaray'ın kazanacağı Avrupa zaferlerinin temeli sağlamlaşıyordu. Galatasaray sezon sonunda üst üste 3. kez ligde şampiyonluk sevinci yaşadı. 1999-2000 sezonunda ise ligde emin adımlarla şampiyonluk yolunda ilerlerken bir yandan da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele veriyordu Galatasaray. Milan karşısında yaşanan 3-2'lik mucizenin ardından yoluna UEFA Kupası'nda devam etti. Tek hedef kupayı kazanmaktı ve finalde de rakip Arsene Wenger yönetimindeki yıldızlar topluluğu Arsenal oldu. Uzatmalara giden maçta Hacı sinirlerine hakim olamayınca kırmızı kart gördü. Bülent Korkmaz'ın da omzu çıkmıştı ve kahramanlık fedakarlık gerektiriyordu. Çıkık omzunu sardılar ve savaşmaya kaldığı yerden devam etti. Kolay değildi, bu maç artık milli bir dava haline gelmişti. Avrupa'ya karşı alınacak büyük bir galibiyetti. Maçın son düdüğü duyulduğunda çekilen acılar artık bir anlama bürünüyordu. Bütün komşulara, akrabalarıma, arkadaşlarıma hepsini eve çağırdım. Herkese fotoğraf çektirdim. 3 gün kaldı, ben de sabahtan akşama kadar birçok kişi geldi, fotoğraf çektirdim. Kimse de sormadı, ben de ona şaşırdım. Yani niye kimse sormuyor diye. Ben kendim götürdüm, verdim. Aa, sende mi dediler kupaya. Ben dedim kupa maalesef. Galatasaray'ın bu zaferlere alışan kadrosu haliyle en başta Fatih Terim olmakla birlikte teker teker dağıldı. Bir anda Avrupa'daki Türk futbolcu sayısı da arttı. Galatasaray yeni bir yapılanmaya gitmek durumunda kaldı fakat kaptan gemisini terk etmiyordu. Rumen Hoca Lucescu ile yola devam ediliyordu. Lucescu da geldiği sezon defans hattını bozmadan devam etti. Bir de Süper Kupa zaferi yaşadılar. 2001-2002 sezonuna girilirken kadrodaki yenilenme iyice kendini gösterir hale geldi. Taferel, Hacı, Okan gibi isimler ayrılırken Sergen, Ayhan, Perez, Victoria, Mondragon, Ümit, Berkant gibi isimler kadroya dahil oldu. Bülent kaleye düşündü! Gol! Yok mu öyle bir gol? Gol! Bülent Korkmaz topun üzerine geliyor.
Sezon sonunda Galatasaray 15. şampiyonluğuna ulaştı ve formasına bir yıldız daha ekleyerek 3. yıldızına kavuştu. Bu şampiyonluk Bülent Korkmaz'ın da futbol kariyerindeki son lig şampiyonluğu olacaktı. Sezon sonunda Bülent Korkmaz, A milli takımla Dünya Kupası'nda da görev aldı. Yıllarca verilen emeğin sonucunda milli takım tarihinde ikinci kez bu kupaya katılıyor ve bir rüya gerçekleşiyordu. Türkiye kupadan 3. olarak dönüyor, ülkede şampiyon gibi karşılanıyordu. Galatasaray'da ise 2002-2003 sezonuna girerken şok bir kararla Lucescu takımdan gönderildi ve yerine yeniden Fatih Terim getirildi. Artık zamanı geldi. Herkes tek yürek olsun. Yüreğin hizaya koyun. Her şeyini. Dediğimi tutuldu. Beynin her şeyini koydular hizaya. Şimdi gerçek futbolcular ortaya çıkacak. Şimdi. Karakterli. Biz zor günlerin adamıyız. Bunu her zaman bir kenara yazın. Biz yalnız kırmızı renk. Gören herkes kırmızıyı görsün. Bu dönemde Bülent Korkmaz ile Fatih Terim arasında da yavaş yavaş sert rüzgarlar esmeye başladı. Defansa Muhammed Sarr, Sergio Almaguer gibi takviyeler yapılırken kaptan da ilerleyen yaşı nedeniyle yavaş yavaş kulübeye çekilmeye çalışılıyordu. Sezonu da 100. yılını kutlayan Beşiktaş şampiyon olarak tamamladı. Ne kadar maç yapsanız bir senede 60 maç yapsanız 70 maç yapsanız o Fenerbahçe maçı çok farklıdır. Çünkü kazandığınız zaman gönül rahatlığıyla sokakta dolaşabilme veya işte eğlence yerine gidebilme veya restoranta gidebilme ama kaybettiğiniz zaman da evin odasında kalabilme bir maçıdır. Böyle bir ezimeti, yani işin gerçeği öyle, ezimeti yaşamamız benim için, takım arkadaşlarım için çok üzücü. Yani benim mesela evim iki katlıdır. Üst kattan alt kata ben bütün gün boyunca inmedim aşağı. İçimde gerçekten acı hissettim yani. Tarif edilemez, nasıl sevinç varsa tarif edilemez bir üzüntü vardı bende. Beyler, rövanş maçı değil, yalnızca kazanma maçı. Kazanmaktan başka bir şey yok. Kazanacağız. Herkes yüreğini sahaya ortaya koysun. Bütün benliğini, bütün terini, her şeyini. ...2003-2004 sezonunda Fatih Terim üzerindeki baskı arttı. Yaşattığı onca başarıdan sonra takımın şampiyonluktan uzak kalması büyük sorunlara yol açıyordu. Fatih Hoca sezon başında defansa Frank de Boer ve Gabriel Thomas gibi isimleri almıştı ve Bülent Korkmaz için sıkıntılı günler iyice kendini gösteriyordu. Takım kötüye gidiyor, 19 yaşındaki Thomas hatalar yapıyor, Barcelona'dan alınan Frank de Boer beklentilerin uzağında kalıyordu. Bülent Korkmaz ise o dönem şans bulabildiği maçlarda canını dişine takarak mücadele ediyor, yeri geliyor ağzının içine dikiş atılmasına rağmen yine aynı hırsla sahaya dönüyordu. Galatasaray sezonu 6. sırada tamamlarken Fatih Terim başta Bülent Korkmaz olmak üzere Baliç, Arif ve Hakan Ünsal'ı kadro dışı bıraktı. O dönem milli takımı çalıştıran Ersun Yanal ise Bülent'i bağrına basıyor ve milli takıma davet ediyordu. 2004-2005 sezonuna geçilirken Fatih Terim yaşadığı başarısızlık sonrası takımdan gönderilmiş, onun yerine takım içinde kredisi yüksek eski bir yıldızı Hacı'yı takımın başına getirmişlerdi. O sene kadroda bulunan ve daha sonra da kaçar gibi takımdan ayrılan Ribery için yöneticiler Marsilya'ya kadar gidiyor ama evi Florya'da olan Bülent Korkmaz'ı kimse aramıyordu. Galatasaray'a zarar vermemek adına o dönem kimseye bir şey anlatmayan Korkmaz, 24 yıl boyunca hizmet verdiği Galatasaray'da yöneticiler tarafından böyle bir vefasızlığa uğramayı içine bir türlü sindiremiyordu. Özhan Canaydın başkanlığındaki Galatasaray'da o sezona stoperde Bülent Korkmaz, Song, Thomas ile girilirken Hacı birçok maçta Bülent'i tercih etmiyordu. Sezon sonunda da kramponları asarak futbola veda etti ve arkasında kırılması zor rekorlar, onlarca kupa, sayısız başarı ve bir efsane haline gelen 3 numaralı formayı bıraktı. Galatasaray kulübü ise bir efsanesini daha jübile bile düzenlemeden sessiz sedasız kırgınlıklarla takımdan uğurluyordu. Bülent Korkmaz, Galatasaray forması ile en çok kupa kaldıran futbolcudur hala.
tam 29 kez bu gururu yaşamış, kupa onun ellerinde yükselirken mutlaka o anı diğer arkadaşlarıyla da paylaşmıştır. Fransızların Boğaz'ın zırhlısı lakabını taktıkları Bülent Korkmaz, 18 sezon üst üste Galatasaray forması giyen ilk ve tek futbolcu. 8 kez lig şampiyonluğu yaşamış, hala tekrarlanamayan UEFA Kupası ve Süper Kupa gibi turnuvalardan da zaferle dönmüş isimlerden birisi. A milli takımda da özellikle Alpay ile birlikte bir dönem iyi bir ikili oluşturan Bülent Korkmaz, A milli forma ile 100. maçına çıkan ilk futbolcu olmayı başardı. 105. milli maçında da milli takıma veda etti. Ay yıldızlı formayla 2002'de Dünya Kupası üçüncülüğü, 2003 yılında da Konfederasyonlar Kupası üçüncülüğü elde eden takımın en önemli isimlerinden biriydi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne en çok katılan takımlar arasında olmasının da etkisiyle Türk futbolcular arasında en çok Şampiyonlar Ligi maçına çıkan isimdir. 74 kez bu kupada formasını terletirken 101 kez Avrupa kupalarında boy gösterdi. Rakip oyuncuya doğru kayarak amansızca mücadele ederdi ve ayağını yerden kesip birkaç metre havalandırırdı. Hakem faul düdüğünü çaldığında önce kollarını iki yana açar, şaşırmış bir yüz ifadesiyle bakardı. Ne var bunda hoca der gibi. Sonra da yerine dönerken yüzünde müstehsi bir tebessüm, işaret parmağını kaldırıp iki yana sallardı. Biraz Avrupalı meslektaşlarından ödünç alınmış bir alışkanlıkla. Kendisine faul yapıldığında ise, yani ayaklarının yerden kesildiği anla boylu boyunca çimlere uzandığı ana kadar geçen o birkaç saniyelik sürede henüz daha havadayken elini kaldırır, hakeme kart işareti yapardı. Futbolculuğunu daha ne kadar anlatabiliriz bilmiyorum. Milan için Maldini, Manchester United için Giggs, Roma için Totti neyse Galatasaray için de Bülent Korkmaz öyleydi. Hiç gitmeyecek, hep orada olacakmış gibi hissettirirdi. Gitmesi de kolay değildi zaten. Öyle ya, çocukları bile Florya'da büyümüştü. Florya gelişini seviyorum. Antrenmanı önceki olayları, antrenmandan sonraki olayları, işte maç kampını, maçtan önceki olayları. Her dakikasının tadına varıyorum. İşini sevmedikten sonra hiçbir şeyin anlamı yok. Ne işinde başarılı olursun, ne özel hayatında mutlu olursun. Ben işimi çok seviyorum zaten. Kısa bir ayrılıktan sonra da geri döndü zaten. Futbolculuk kariyerine nokta koyduktan sonra teknik direktör olarak yeniden sahalara döndü. 2008-2009 sezonun ikinci yarısına gerilirken Alman teknik adam Skip Bey ile yollar ayrılıyor, takımın başına efsane kaptan Bülent Korkmaz getiriliyordu. Belki erkendi, belki zamanı değildi. Takımın başında 16 maça çıktı, 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Sezon sonunda görevine son verildi. Ardından Azerbaycan takımı Bakü'nün başına geçti. Kulüp başkanının yoğun ısrarı sebebiyle bu teklifi kabul etti. Bir sezon burada çalıştıktan sonra ülkeye dönerek Karabükspor'la anlaştı. 28 maçlık periyodun ardından bir sonraki sezon onu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un başında gördük. Takımı ligde tutmayı başaramadı ve görevine son verildi. 2014-15 sezonu öncesinde Kayseri Erciyesspor'la anlaştı. Takımın başında çıktığı 11 maçta sadece bir galibiyet alınca buradaki serüveni de pek uzun sürmedi. 2015-16 sezonunda Mersin İdman Yurdu ona kapılarını açtı. Oynadıkları 15 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik alınca devre arasına girerken sözleşmesine son verildi. Bülent Korkmaz'ın bir sonraki takımı şu an için en uzun süre çalıştırdığı takım olan Antalyaspor oldu. Burada takımın başında 52 maça çıktı ve bir süre sonra buradan da ayrıldı. Son olarak Şubat 2020'de Konyaspor'un başına getirildi. Bülent Korkmaz teknik adam olarak da futbolculuğundaki gibi onlarca kupaya ulaşabilir mi? Bunu bekleyip görmek lazım. İlerleyen yıllarda da bir kez daha Galatasaray'ın başına geçer mi? Büyük bir soru işareti ama Bülent Korkmaz teknik adam olarak da futbolculuğundaki gibi onlarca kupaya ulaşabilir mi? Bunu bekleyip görmek lazım. İlerleyen yıllarda da bir kez daha Galatasaray'ın başına geçer mi? Büyük bir soru işareti ama bütün Galatasaraylıların bunu merak ettiğinden eminim. Son videolarımızda mümkün olduğunca Türk futboluna damgasını vurmuş ülkemizin önemli isimlerini anlatmaya çalışıyorum. Virüs sebebiyle evde kalmamız gereken bu günlerde sizlere daha fazla içerik sunabilmek adına çalışmalarımı daha da arttırıyorum. Her videonun sonunda yaptığımız gibi videoyu sonuna kadar izleyenleri görmek için sizlerden yoruma cesur yürek yazmanızı istiyorum.
Yaptığınız güzel yorumlar için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.